Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dergilerden kesebileceğiniz herhangi bir moda figürünü bilgisayarda nasıl çizebileceğinizi göstereceğim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İnsan figüründe ölçü birimi kanondur ve bu baş ölçüsü olarak kabul edilir. Normal bir insan figürü 7,5 kanondur. Süper kahramanlarda ve moda çizimlerinde bu ölçü birimi 9'a kadar çıkabilir. Bu çizimde ben kağıt üzerinde kanonlar ve akslar oluşturarak figürün boyunu bacaklardan 9 kanona kadar uzattım. Yerimizi açtık. Daima yakın çalışıyoruz. Şimdi bu alttaki çizimin üzerinden Brush Tool ile çizimimi gerçekleştiriyorum. Arada bir layer'ı kapatarak bakabilirim. Rengi şu an kahverengiye çevirdim. Kaşları ve diğer kontürleri gerçekleştireceğim. Şimdi hızlıca bütün vücudun dış hatlarını belirginleştirip daha net bir görüntü sağlamaya çalışalım. Brush'la düzgün çizemediğimiz yerleri pen tool yardımıyla da çizebiliriz. Pen tool'la çizim yapmak için tutmaçlar yardımıyla okları çekiştiririm ve istediğim görüntüyü sağlarım. Ve daha sonra mouse sağ tık ile stroke a pad seçeneğinden istediğim brush etkisini çizdiğim çizgilerin üzerine de verebilirim. Şimdi elbiseyi renklendireceğiz. Bunun için kıyafetin kendi tonundan damla aracıyla bir renk seçtikten sonra yine pen tool'la kıyafetin üzerinden dış çizgilerinden geçeceğim. Pen tool ile çizim yapmak biraz ustalık gerektirebilir ama zamanla siz de bunu yapmaya alışacaksınız. Şu an kontürleme işlemimi tamamladım. Şimdi ten rengine geçebilirim. Bunun için ayrı bir layer oluşturdum. Ve tenini Multiply seçeneği ile boyamaya başlıyorum. Arada bir yine layer'ları kapatarak kontrol ediyorum. Alttaki kara kalem çizimi kaldırarak yumuşak fırça hareketleriyle teni ışık kaynağına göre düzgün bir şekilde boyayalım.
Tenimizin gölgelerini tamamladıktan sonra artık makyaja geçebiliriz. Makyajdan önce gözü renklendiriyorum. Mavi rengini. Koyulukları verdikten sonra beyaz fırçamla ışığı vereceğim. Evet, şimdi yine arada mankene bakıyorum. Allığı ve dudak rengini boyayacağım. Dudak rengi için mantıklayı seçtim. Alt dudağa ışık verdim. Allıkları ilave ettim. Şimdi saça geçtim. Saç için önce koyu bir zemin oluşturuyorum. Brush ile koyu bir zemin oluşturduktan sonra ilk olarak ışığı ilave edeceğim. Daha açık bir renk seçtim ve fırçamı değiştirdim. Işıklı alanları yerleştiriyorum. Şimdi koyulara geçtim. Evet, istediğim bir efekti oluşana kadar taramaya devam ediyorum. Şimdi giysiyi boyayacağız. Yine örnek referans resmimizden rengimi seçtim. Şimdi bir paletimi oluşturuyorum. Açık tonlar, koyu tonlar, orta tonlar. Giysimi renklendirdim. Zemir rengini attım. Zemir rengini attıktan sonra ışığını vermeye çalışıyorum. Işıklı alanları belirliyorum koyu zemin üzerinde. Ve bu ışıklı alanlar kumaş kıvrımlarını oluşturuyor aynı zamanda. Daha sonra koyu renkleri, gölgeli alanları oluşturuyorum. Giysinin bir kısmı koyu lacivert, diğeri daha açık bir mavi. Şu an daha açık mavinin koyu gölgelendirmelerini yapıyorum. Yine kumaş kıvrımlarını da ilave ederek elbiseye daha doğal bir görünüm vermeye çalışıyorum. Bunu daha koyu tonlarla ya da araç çubuklarından Dutch ya da Burn Tool ile yapabilirsiniz. Son olarak resimde ayakkabıları yapacağım. Bunun için yine referans resminden seçtiğim renklerle renklendirmeyi gerçekleştiriyorum. Renklendirmeden sonra hafif kontür vermek için pen tool'la çizip yine sağ tık stroke pad seçeneğiyle çizimi kontürlü bir hale getirdim. Şimdi etrafı temizleyelim ve karşıdan resmimize bir bakalım. Sizlere bu eğitim videosunda Photoshop programı ile bir moda figürünü nasıl çizip renklendireceğinizi anlattım. Sorularınız olursa alta yorum bırakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.